Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Şu anda da bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın belki bir imtihan mahiyetinde, burada antiparantez arz edeyim, bazen Cenab-ı Hakk'ın daha önce bize lütfettiği lütufları rantab değerlendirmediğimizden dolayı hafif şefkat tokatı kulak çekme diyebilirsiniz buna. Veya küçük küçük paçaları sıvayıp bir ırmağa geçiyor gibi, az dikkat ederek bir tepeyi aşıyor gibi, endişeli bir köprünün bir tarafından öbür tarafına geçmeye çalışıyor gibi, belki de daha hayırlı bir şeye geçme adına Allah Celle Celaluhu muvakkat böyle bir sıkıntıya maruz bırakıyor. Sonra bir süre geçti mi, bir süre sonra dönüp geriye bakacak diyeceksiniz ki, yahu bunda da bir hayır varmış hakikaten. Açılmaya vesileymiş. Koskocaman bir cihanı ama net olmasa bile duymasına, tanımasına, en azından böyle bir şey varmış demesine vesile. Böyle bir cebri lütfi Allah Celle Celaluhu lütfediyor. Cebri lütfi. Bir cebir var, farkına varmadan zorlanıyorsunuz. Kendi irade ve ihtiyarınızla yapmıyorsunuz bunu. Yapma mecburiyetinde oluyorsunuz. Fakat sonra dönüp hadiseleri analiz ettiğinizde diyorsunuz ki Hazreti Pir'in dediği gibi, meğer onda da hayır varmış, onda da hayır varmış, onda da hayır varmış. Bana bunca eza ve cefayı çektirenlere hakkımı helal ediyorum diyorsunuz. Bir de kendini sorgulama gibi bir şey. Ben hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi maddi manevi terakkime alet etmekliyimmiş diyor. Biz de kendimize bakarken acaba imana ve Kur'an'a, milli mefkûremize, geleneklerimize, ananelerimize daha şumullu bir ifade ile edille-i şer'iyeyi bir yönüyle insanlığa duyurma asliye, edille-i şer'iyeyi taliyeyi insanlığa duyurma, milletimizde olan güzellikleri, güzelce yaşadığı dönemlerden tevarüs ettiğimiz şeyleri cihana duyurma, onlar için müşteri arama mülahazasıyla cebri Allah Celle Celaluhu dünyanın dört bir yanına sizi saçıyor. Niye saçıldınız diye sorunca da siz de bu defa cebri olarak neden saçıldığınızı anlatıyorsunuz. Mazlumiyetinizi, mağduriyetinizi ortaya koyuyorsunuz. Böyle bir şey olmuş da bundan dolayı böyle bir şey oldu. Hiç farkına varmadan kendi ülkenizde bulamadığınız bir re'feti, bir şefkati, bir mülayemeti, bir insanca duyguyu buluyorsunuz. Onunla karşılaşıyorsunuz. Parantez içinde arz edeyim ben. Şu Amerika'da bir tane değil, birkaç tane dün, evvelki gün arkadaşlar anlattılar bana. Yabancı gelip birisi diyor ki, seviyeli birisi, siz buraya böyle cebren gelmiş görünüyorsunuz. İmkanlarınızda yoktur, oturacak evinizde yoktur. Benim falan yerde bir evim var, benim bu evimde bedava oturabilirsiniz. Mali bir sıkıntınız olduğu zaman benim de imkanlarım var. O mevzuda da ben size yardımcı olurum diyor. Mazlumiyet ve mağduriyet böyle bir mukabeleye vesile oluyor. Bir yerde bir vahşetle, bir gayri insani mülahazalarla adeta tard edilir gibi kendi ülkenizden hem de böyle ciğeriniz dağ-ı silahıyla yanıyor olmasına rağmen uzaklaştırılıyorsunuz. Fakat başka bir yerde birileri size sinelerini açıyor. Benim gönlümde senin de oturabileceğin bir sandalye vardır diyor. Ve bunların sayısı hiç az değil.
bir yerde ilticayı kabul ediyor, ev veriyor ve aynı zamanda geçinecek kadar da imkan veriyor. Yanı başınızda bir yerde, bir ülkede, başka bir yerde yedi cihan gelse, sizi istese zorlasalar, bizden sizi koparamazlar Allah'ın izniyle diyor.